Esselamu aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. O pis gülümsemeden tamamen kadının lisanda olmadığını anlamak mümkündü. Yan tarafa doğru, direkt Abdullah'a doğru baktım. Gözlerindeki o sarımtıraklık daha da artıyordu. Yüzünü saran o sarımtıraklık sanki derisine doğru da akıyordu. Garip bir şekilde tamamıyla kaplıyordu. Bana doğru baktı kadın. Seni alacağım. Kocama yaptıklarınızdan dolayı sizi alacağım. Yaptığım büyülere verdiğiniz zarardan dolayı sizi alacağım. Sağ elini yavaşça öne doğru kaldırdı. Sol elini duvara doğru dokunduracağı zaman bir anda sanki başı dönercesine öne doğru eğildi. Abdurrahman Hoca'nın sesiydi bu. Abdullah konuşmuyordu. Sakın yapma. İçerideki çocuklara zarar verirsin. Sakın okuma dedi. Sonrasında bir duraksama oldu. İçeridekileri önemsiyor musun? Küfürler etmeye başladı çocuklara. İçeride yere doğru yığılanlar çocuklar ve bilir düşüncesiyle Abdurrahman Hoca Abdullah'a engel oluyordu. Elini yavaşça duvardan geriye doğru çekti. O ağzından akan siyah kanlarla beraber bize doğru tılsımlar okunmaya başlandı. Okunmasıyla birlikte başıma sinyal girer gibi garip bir ses girdi. Kafatasımın içindeydi. O kadar fazla geliyor ki ses. Saçlarıma doğru ellerimi getirdim. Acı oldukça büyüktü. Bu ses çok fazla diyerek bağırdım. Sizi pis çamurlar diyerek öne doğru gelmeye başladı. Abdurrahman Hoca'ya doğru baktığında gözlerindeki sarımtıraklık devam ediyor. Bana doğru baktı. Ağzını aç dedi. Ağzımı açtığımda direkt olarak elinin sağ tarafındaki avuç içini ağzıma doğru getirdi. Vücudum bir anda ayağa doğru kalkar gibi oldukça serin ve narindi. İrfa vücuduma dokunduğunda böyle oluyordu. Yan taraftaki duvara doğru dokunduktan sonra ona doğru bağırmaya başladım. Söylediğim şeyleri zerre anlamıyorum. Ama bağırdıktan sonra kadın aynı benim acı çektiğim gibi başını tutarak okuma diye bağırmaya başladı. Yere doğru düştü. Abdurrahman Hoca can çekişir gibi kısık ve oldukça sönük bir ses ile "Abdullah, öldürme sakın çocukları" diyerek bağırıyordu. Arka taraftaki kilit tarafı zaten bükülerek kapanmıştı. Dışarıya çıkarma şansımız da yoktu. Beni ona doğru yürütüyordu. İlvan'ın seslendiği gibi seslendi bana. Ellerin, belki de parmakların kırılacak. Onu durdurabilecek kadar vücudun etkin. Senin bedenini kullanacağım. İznin var mı Hüddam dedi. Hiçbir soru sormadım. Sadece yap dedim. İçerideki çocukları Abdurrahman Hoca'nın söylediği gibi zarar görmesin yeterli. Onlara bir şey olmayacak. Yerde kıvranırken kadın sağ el bileğinden tuttu. Havaya doğru kaldırdım sağ el bileğini. Avuçlarının içinde. İlvan'ın Dursun Hoca'yı durdurmak istediğindeki gibi. Sırtına dokunduğumda ve bende olan kabarıklığın aynısı var. Ve bir kelime yazıyor. Demek bir cin kavmi liderinin kızısın. Ve aşık olduğun Ademoğlu için bu bedeni kullanıyorsun. Kadının bile suçu yok. Cin kavimlerinin neden orada olduğu şimdi belli oldu. Seni cinniya, seni cinniya diyerek bağırdı. Saçlarını tutup direkt duvara doğru başını yasladı. Hiçbir şekilde kıpırdayamıyordu. Bırak beni diyerek Arapça şekilde bağırsa da hiçbir kuvveti yetmiyor. Kulağına doğru yaklaştırdı beni. Kulağına doğru yavaş yavaş okumaya başladım. Sonrasında okumaları arttırıp bağırıyordum. Yüzü sanki yanıyormuş gibi çığlık atarak bağırıyor, başının yan tarafından, duvara doğru yapıştırdığı yanağından dumanlar çıkıyordu. Gözlerindeki siyahlık ağlamaya başlar gibi ışığıya doğru gözyaşları akmaya başladı. Sonra da Arapça şekilde beni bırak diye bağırdı. Abdullah ona doğru seslendi. Sen bir aileyi yaptın. Çocukları olan bir adamı büyüyle kendine getirdin. Sonra da normal insan gibi bir yaşam kurmak için
insanları büyüledim. Ama artık bitti. Artık bitti diyerek sağ elimi kaldırdı. Sol elimin içindeki gibi. Sağ avucumun içinde de bir kabarıklık vardı. Tam da ensesine doğru sıkıca avucumun içi gelecek şekilde yapıştırdı oraya doğru. Okumalarına devam ettiğinde kadının gözleri yukarıya doğru beyazak olacak şekilde siyahlıklar gitti. Ağzı yukarıya doğru açık bir biçimde okuduklarından sonra ağzından bir tutam et parçası gelir gibi önüne doğru istifra etti. Sonrasında da yana doğru baygın şekilde kaldı. Vücudunu geriye doğru çekti kadının. Hiçbir şey söylemedi. Sadece sessiz bir şekilde vücudumdan ayrıldığını hissettim. Ayağa doğru kalktığımda duvara zar zor tutundum. Yanına doğru ilerledim, Abdurrahman Hoca'ya bakıyordum. Sen iyi misin diyerek seslendi bana. Asıl siz iyi misiniz hocam? Beni boş verin. Ben iyiyim diyerek başını salladı. Çocuklar, içerideki çocuklar dedi. Kapıyı açtığımda yerde yatan çocuklar tamamen bilinçsiz şekildeydi. Kaldırıp koltuğa doğru oturttum onları. Dışarıdan sesler geliyordu. Kapının önüne doğru gelindiğinde Fırat Hoca'nın sesiydi bu. Beni duyuyor musunuz? Abdurrahman, Sefa orada mısınız? Kapının demirleri büküldü hocam. Sizi duyuyorum ama kapıyı açamıyorum. Kapının arkasından çekilin dedi. Abdurrahman Hoca'ya direkt olarak destek oldum. İçeriye doğru geçirdiğimde tamam çekildik diyerek bağırdım. Kapının oraya sert şekilde vurulup açıldı. İçeriye doğru girdiler. Kadına doğru yanında gelenler gitti. Arka tarafta da diğer sadık denilen adamın yanına doğru. Bana doğru geldi. Bir şeyin var mı diyerek sordu. Hayır yok, ben iyiyim. Abdurrahman, çocuklar, çocuklarla ilgilen dedi. Fırat Hoca direkt olarak oraya doğru gitti. Çocukların nabzına baktı. Sorun yok, sadece enerjiden bilinçsiz kalmışlar. Ne oldu? Halledebildiniz mi? Ne yaptınız? Hallettik diyerek Abdurrahman Hoca başını salladı. Bana doğru bakıp elini başıma doğru götürdü. Saçımı sevip hallettikten daha çok halletti dedi. Daha fazla vakit kaybedip burada yorulmayın. Hadi yavaş yavaş çıkalım artık. Siz de dinlenmeye geçin. Dışarıya doğru çıktığımızda direkt arabaya doğru geçtik. Karnım açtı ve yorgundu. Kenara doğru geçtim koltuğa. Abdurrahman Hoca da arka taraftaki koltuğa doğru uzandı. İçeriye doğru Fırat Hoca gelince araba hareket etti. Hocam, büyüğü ve sonrasında olanlar. Kadının içindeki cinliğe, adamı büyülemek için kadını kullanmış. Çocuklarından ayırım. Sonrasında da buraya getirin. Merak etmeyin. Eskiden yani yanında olduğu ailesini terk etmeyi kendi istemem. Tamamıyla her şey anlatılacak. Eski ailesine kocası teslim edilecek. Sadık denilen adam hiçbir şey hatırlamayacak. Gerekirse özel tılsımlar kullanılacak. İyiler mi? Çocuklar. Abdurrahman Hoca çocukları soruyordu. Kalbinde hala çocukların iyi olduğunun bilgisinin geçmesini istiyor. Fırat Hoca başını sallayıp merak etme iyiler. Onlar da bir şey hatırlamayacak. Abdullah'ı durdurduğun için sağ ol dedi. Fırat Hoca anlamıştı. Orada eğer rahat bir şekilde Abdurrahman kullansaydı Abdullah onları, onu öldürürdü. Ama içerideki çocuğun vücutları ve kalbi onu kaldıramazdı. İyi ki Sefa yanındaydı. Diğerleri nasıllar? Gittikleri yerde. Ali ve Hakan'ın durumu iyi. Diğerleri de aynı şekilde devam ediyor. Hiçbir sorun yok. Ta Hoca ile beraber Dursun Hoca da onlara yardım ediyor. Dursun Hoca'nın sadık durumu bildiğiniz üzere oldukça yorgunluğuna neden oluyor. Bu yüzden o oradan dinlenmeye geçecek. Bir süre gelmeyecek Dursun Hoca. Tamam dedim. Araba yavaş yavaş hareket ederken çok yorgundum. Başımı arkaya doğru koyup öylece uyukladım. Araba sonunda durmuştu. Durmasıyla beraber aşağı inip eve doğru geçtik. Salona geldiğimizde öğrenciler hepsi direkt olarak Fırat Hoca'ya doğru bakıyordu. Fırat Hoca, ne oluyor çocuklar? Neden böyle garip garip bakıyorsunuz? Söyleyin bakalım neler oluyor? Fırat Hoca'ya doğru baktıktan sonra birisi, bir zarf geldi hocam, yukarıda, Engin tutuyor. Tamam söyleyin getirsin. Bizler çıkalım hocam dediler. Şaşırmıştı. Tamam çıkın çağırın Engin'i dedi. İçerideki herkes çıktı. Abdurrahman Hoca da ne oluyor Fırat diye sordu. Bilmiyorum Abdurrahman. Böyle garip davranmaları da
bir şey söyleyemiyorlar gibi. Kokusu çıkar şimdi. Kapı çaldı, gel dedi Fırat Hoca. İçeriye doğru bir öğrencisi girdi. Yanına doğru geldikten sonra cebinden bir zarf çıkardı. Mektuba benziyordu. Aynı bizim görev için verilen zarflar gibi. Aldı, arkasındaki yazıya baktı. Sonra da önüne doğru çevirdiğinde şoka uğramış gibi baktı. Aynı şekilde Abdurrahman Hoca da. Siyah mühür bu. Siyah mühür olunca ne oluyor ki? Hem de tam damgalı. Üstü ve etrafı tamamıyla çevrilmiş şekilde. Bu alemden olmayanlardan gelen mektuplar için kullanılır. Tamam Engin, sen çıkabilirsin dedi. Sonrasında da mührü kopardı. Besmele çekerek kağıdı çıkardı. Kağıdın içindeki yazılar okuyordu. Engin, aynalardaki tılsımlar üzerine yetiştirilmiş bir öğrencidir. Kendisi Nusaybin'le iletişim kurmak için aramızdaki en güçlü kişidir. Nusaybin'den gelen mektubu yazmış olmalı. Neler yazıyor hocam diyerek ben de merak ettim. Mektup hepimize. Aslında sizin grubunuz da bana. Ne demek yani bu? Ne demek istiyorlar? İrva'dan bahsediliyor. İrva eğitimlerini tamamlamak üzere oldukça başarılı ilerliyormuş. Gerçekten mi? Yakında dönecek mi diyerek sordum. Bununla ilgili bir şey yok. Ama Nusaybin tepesine gelen bir hocadan bahsediyor. Gelen hoca çok zor durumdaymış. Bir kabile çok kötü şekilde bir evi sarmış. Evdekilerin tamamıyla bilincini kendi arzu ve isteklerine göre kullanabiliyor. Amir kabilesi. Ammarlar diyerek Abdurrahman Hoca elini yumruk yaptı. Amir kabilesi mi? Neden bu kadar öfkelendiniz? Ammar kabilesi olarak da bilinir. İnsanlarla beraber yaşarlar. Besmele çekmeyen insanların eti tırnağı olurlar. Tırnak içindeki pislik olurlar. Evdeki toz zerresinden ev yaparlar kendilerine. İman temizliktendir. Temizlik olmayan yerde ammarlar kendine ev bulur. Evini temizlemeyen insana tamamıyla yorgunluk verip evi kendilerine alırlar. Bu kadar yüksek lisan geçişleri olduğuna göre evde büyüye bulaşan olmuş olabilir. Peki neden siyah mühür ki? Şu ana kadar gittiklerimiz daha zorlu görünüyor. Düşmanın nerede olduğu belli. Gidip oraya okumalar yapabiliriz. Ammar kabilesi sandığın gibi değildir. İnsanın etindeki kanı bir kere bulaştıktan sonra onu oradan çıkarması zordur. Hele ki onların aklına girdiyse. Okumaya devam etti. Arka sayfaya geldiğinde Abdurrahman şuna bak dedi. Yazıların hepsi Arapça. Okuyabiliyorum ama bana göstermiyorlardı sanki. İrva sayesinde buna hakimdim artık. Abdullah Hoca biraz okuduktan sonra daha önce de Abdullah'la beraber böyle bir olaya gitmiştim. Ama bu kadarı birazcık garip. Biri üzerindeki kabarıklıktan öte, kağıda çizilenler. Bunları çizebilecek kadar bilgili değildir insanlar. Ya da bilgiliyse buradan olamazlar. Farklı bir ülkeden gelmiş olmalılar. Siyah olduğuna göre kullanabiliyorlar. Ne kullanabiliyorlar bana da söyleyin. Bazı hayvanların organlarını dikmekle kalmaz büyücüler. O organlardan kendilerine insan bedenine bir bebek yaparlar. Amir kabilesi de direkt o bebeğin nüfuzunda istediği kişinin benliğinde görünür. Yani insan gibi yaşayabilir, insan gibi araya karışabilir. Bunu kullanacak büyücüler vardır. Ama bu özel yazıtlar uzun zamandır görülmemiştir. Nasıl yani, ben net anlayamıyorum, daha açık konuşun. Abdurrahman Hoca, bir bebek düşün. Bebeğin üzerine çeşitli hayvanların organlarıyla o organlar sanki o bebeğe aitmiş gibi tılsımlar yazılır. Ve istedikleri insanın resmini yüz hattını yapıştırdıktan sonra kahrarlar bunu. Kahraladıkça da cinni onun sürüyetinde yaşamaya başlar. Yani bir insanın yerine cinni geçiriyorlar. Başını hafifçe salladı. Beni düşün. Benim yerime bir cinni aynı seninle burada oturup benim gibi konuşabilir ve benim lisanımla konuşmaya devam eder. Sen onun enerjisinden veya hiçbir şeyden anlayamazsın. Bunlar çok tehlikelidir. Yapan kişi ömründen ve ruhundan akit imzalar. Ne yapacağız hocam? Gidecek miyiz oraya diyerek sordum. Siz oldukça yorgunsunuz. Bu işe ben bakacağım. Abdurrahman sen dinleneceksin. Hocam yardım etseydim.
Haline bak Abdurrahman. Abdullah'la zaten yeterince çok güçlü şekilde ortaya çıkıyorsun. Daha dinginleşmen, daha da sakinleşmen lazım. Dinlen bu yüzden. Ben gelirim dedim. Olmaz dese de gelirim hocam. Bir anda yine aklım karışır gibi oldu. Ya da otursam mı derken direkt Fırat Hoca'nın bileğinden tuttum. Onu kullanıyorsunuz yine. Kabul etmem için. Hayır, kabul etmeyeceğim. Ben de gelmek istiyorum. Hem Abdurrahman Hoca'yı burada bakacak birçok öğrenci var. Söylediğiniz gibi bu şeyi merak ediyorum. Görmek istiyorum. Tecrübelenmem için de önemli değil mi? Abdurrahman Hoca Dursun'dan daha inatçı. Boşuna uğraşma bırak. Onu kullandığını bile anladı. Benliğinin alakasız şekilde kabullenmesine karşı çıkıyor. Hiç uğraşma dedi. Fırat Hoca bana doğru bakıp gülümsedi. Tamam o zaman. Birkaç gün dinlen. Nereye gideceğimizi öğrenelim Mardin'de. Sonrasında beraber yola çıkarız. Duş almak için direkt odama doğru gittim. Giysilerimi hazırladıktan sonra duşa çıktım. Duş alırken vücuduma bakıyordum. Bedenim hala küçük. Ama ben küçük değilim. Küçük kalamadım. Ya da çocuk değil. Çocuk kalamadım. Yaşadığım şeyleri insanlara anlatamam. Ya da aileme döndüğümde neler yaşadın dediğinde gördüklerimi anlatamam. Ancak yengemde gördükleri kadar anlatabilirim. Daha fazlasını onlara veremem. Duştan çıktıktan sonra giyiniyordum. Çantayı tekrardan yenilemek için dolaba koydukları giysileri çıkarırken kapı çaldı. Buyurun, hocam siz misiniz? Kapı açıldı Engin abi. Başını hafifçe uzattı. Müsait misin Sefa dedi. Müsaitim tabii ki Engin abi buyur. İçeriye doğru girdikten sonra kapıyı kapattı. İrva'dan sana bir mesaj var. Onun için seni bekledim. Diğer hocaların yanında söyleyemeyeceğim için söylemedim. İrva mı? Tabii ki bir şey mi olmuş İrva'ya? Ne olmuş söyleyebilirsin. İrva, siz görevdeyken benim bedenime geldi ve rüyama karıştı. İrva mı? Neden? Lütfen söyleyin. İrva'nın babası ölmüş. Yani öyle biliyormuş. Ve cinliği hissetmiş. Babasının yaşadığını düşünüyor. Bu yüzden geçit bedeni olarak senin bedeninin Mardin'e geleceğini biliyor. Nusaybin tepesinde Nusaybin ailesiyle iletişime geçiren bir nokta vardır. Nusaybin ailesinin bize bir mektup gönderdiğini biliyor. Bu yüzden bu görev bittiğinde senin Nusaybin tepesine bekliyor. Bedenini kısa bir süreliğine kullanmak istiyor. Bunu yapamam. Engin abiye doğru baka kalmıştım. Gitmezse Mirva çok üzülür. Ondan vazgeçtiğimi düşünür. Ona verdiğim sözü unuttuğumu belki de. Ama gidersem de babasına verdiğim söz tamamıyla zedelenmiş olabilir. Ne yapacağım? Ne söyleyeceğim? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Engin abi Sefa diyerek birkaç defa seslenmiş. Cevap bile verememişim düşünce dalgınlığından. Gelip beni dürtünce kendime geldim. Efendim? Efendim Engin abi? Ne diyeceksin? Bir şey söyleyecek misin? Gelip herhangi bir şey söylerse İrva'ya ne cevap vereyim? Siz bir şey söylemeyin Engin abi. Verdiğim bilgi için teşekkür ederim. Aklımda. Tamamdır. Ben getirdim haberimi verdim. Üstümdeki sorumluluk kalktı. Haydi kolay gelsin dedi. Sağ ol Engin abi. Engin abinin gitmesiyle beraber öylece oturdum sandalyede. İçime öyle bir sıkıntı çöktü ki. İki ucu da gerçekten değnek dedikleri şey oldu. Bir şekilde kendimi yaralasam ya da sakatlasam olay bittikten sonra İrvan'ın hiçbir şekilde yardımına gelemeyecek şekilde mecburen beni geri götürmüş olsalar en azından böyle yırtabilirim. Başka çözüm yok. Başka bir şey bulmalıyım. Numara yapsam bilmiyorum. Kafam çok karıştı. Kapı çalınca bir anda irkildim. İçeriye doğru Fırat Hoca girdi. Nasılsın Sefa? Toparlandın mı? Toparlandım, çantam da hazır. Yarın sabah çıkalım diyorum. Tamam mısın? Olur çıkarız, merak etmeyin. Bana doğru bakıp birazcık gözlerini böyle kısarak. Bir şey mi var sende? Niye böyle suratın beş karış? Ne oldu söyle bakalım. Var sende bir de. Yok ya yok. Hiçbir şey yok. Sadece insanları üzülüyorum. O kadının da bir suçu yoktu adamın da. Bir cinliğinin lanetli aşkı yüzünden o kadar insan büyüye maruz kaldı. Ve yaşadıkları hiçbir şey gerçek değildi belki de. Bilmiyorlardı. Bizler bunun için varız.
Bu inme bunun için sahibiz. Haklısınız hocam, haklısınız. Protoc'a gittikten sonra yatağa doğru geçip oturdum. İçimdeki sıkıntıyı her ne kadar atmak istesem de yapamıyordum. Sabaha kadar tavana bakıp bin bir türlü senaryo oluşturdum kafamda. Çıkış yolu bulmak mı? Galiba deney faresi bile yemeğin çıkışı için koca labirenti çıkabilirdi bu kadar saatte. Ama ben çıkamadım o labirentten. Boğulup boğulup durdum ortasında. Sabah ezanıyla namazımızı kıldık. Abdurrahman Hoca ve diğerleriyle selamlaştıktan sonra araca doğru geçiyorduk. Oraya gittiğimizde aileyle direkt temas kurabileceğiz. Birkaç tane hoca bekliyor bizi. Bir tanesi Nusaybin tepesine gelip Nusaybin'in ailesiyle iletişime geçen hoca. Onunla beraber gideceğiz eve. Dinliyor musun beni diyerek dürttü. Pardon, neyi hocam anlamadım. Anlattıklarını duydum ama aklıma bile gelmedi. Söylediklerimi diyorum, dinliyor musun? Sen kendinde misin Sefa? Sanki bir şey saklıyorsun benden. Hocam, sizin de hakim olduğunuz bir konu. Öğrendiğiniz bir şey. Mürredani biliyordu. Nedir o? İrvan'ın babası. Evet, doğru. Biliyoruz, ne olmuş ona? Bir zarar mı gelmiş başına? Hayır ama İrva babasını hissettiğini söylemiş. İrva'yla nasıl görüştü? İrva bu aleme geçemez. Eğitim süresi boyunca hiçbir şekilde hem de. İrva Engin Hoca'ya temas etmiş. Rüyasına karışmış ve sadece bana söylemesi gereken bir sır bırakmış. Babasını hissettiğini ve Nusaybin ailesinin bize mektup yolladığını, Mardin'e geldiğimde olaylar bittikten sonra Nusaybin tepesine gitmemi istedi. Yani beni kullanarak vücudumdaki geçiti bu alemde babasını hissetmek istiyor. Babasının buralarda bir yerde olduğunu düşünüyor. Zeki bir cinniye. Yaşı oldukça küçük olmasına rağmen gücü de fazla. Babasının ortaya çıkmasının nedeni büyük ihtimalle seni koruduğundaki o gün. İlk defa güvenliğin yanında gördüğüm zaman. Evet, doğduğundan beri yıllardır onunla beraberdi. Vücudundaki değişikliği direkt olarak hissetmiş olmalı. Bunun babasından ve kendi soyundan birinin olduğunu anlamıştı. Ama kedisi olduğunu bildiğini zannetmiyorum. Bilseydi çünkü çoktan Nusaybin ailesinin içinden çıkıp gelmişti. Ne yapacağım hocam? Anlatmak da iyi ettim. Sır da olsa söylemen beraber ortak akılda yol bulmamıza neden olur. Şu amir kabilesiyle olan işimizi halledelim. Bakalım neler yapabiliyorlar. Sonrasında biz de İrva için bir şeyler düşünürüz. Mardin'e geldiğimde çok güzel gözüküyordu evler. Özellikle dağların iç kesimine doğru yapılmış taştan evler. Harika görünüyor. Bir çay ocağına benzeyen eski püskü bir binanın altındaki dükkanın önüne doğru geldik. Bina o kadar bakımsız ki altındaki ocak tamamıyla ışıltılı gibi parlıyor. Çay ocağına girip selam verdik. Çayları dolduran adam direkt kulağındaki kalemi çıkartıp kalemi Fırat Hoca'ya doğru tuttu. Sen Fırat'sın dedi. Evet, siz kimsiniz tanıyamadım. Bıyıklardan da mı diyerek bıyıklarını şey yaptı. Tövbe tövbe, ne yapıyor hocam bu? Farklı tercihleri var galiba dedim. Ulan Ali, Ali sensin, Pala Ali. Başını salladı. Fırat kardeşim diyerek koydu direkt elindeki çayları. Geldi sıkı sıkı sarıldı. Ulan hatırlamak içinmiş. Aklıma neler geldi. Fırat Hoca bana doğru bakıp senin aklın nasıl çalışıyor ve çocuk dedi. Pardon hocam kusura bakmayın. Genelde izlediğimiz filmlerde yani insanlar böyle yapar ya bıyığını. Böyle yapınca ben de şaşırdım. Tamam. Bak bu da benim kardeşim sayılır diyerek yanındaki adama beni gösterdi. Hoş geldin evlat dedi. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hocalar nerede diye sordu. Birazdan gelirler. Öğle namazına gitmişlerdi. Oturduk çaylarımızı içiyorduk. Eskilerden sohbet ediyorlardı Fırat Hoca'dan. Ben de tabii ki dalgın İrva'ya ne söyleyebileceğimi düşünüyordum. İçeriye uzun sakallı, yaşlı bir adam girdi. Selam verdi ayağa kalktı. Elini öptükten sonra ''Sizsiniz değil mi Fırat Hocam?'' ''Evet benim'' dedi. Araca geçtikten sonra hocanın gösterdiği yollardan eve doğru gidiyordu. Hoca da bir yerden anlatıyordu. Kızcağız okula gitmemiş ama okulda bulunmuş oluyor. Hatta bütün derslerinde girilmiş, derslerde de yanıtlar vermiş.
Ama kız hiçbir şekilde okula gitmiyor. O gün hasta ve evden çıkamayacak halde. Ya da evin reisi. Baba hiçbir şekilde işten ayrılmıyor ama gündüz vakti eve geldiği görünüyor. Konuşuyor, sohbet ediyor, yemek yiyor. Sonrasında da ortadan kayboluyor. Adamı arıyorlar nereye gittin diyerek. Evde bulamıyorlar tabii ki. Aradıklarında da ben hep dükkandaydım hiç çıkmadım ki diyor. Anlayacağınız durum böyle. Tamamıyla kendilerini birbirlerinde görebiliyorlar. Peki diğer insanlara nüfus var mı? Var dedi. Hem de mahalledeki birkaç kişinin evine misafir olarak gittikleri görülüyor. Düşünceli bir şekilde durdu. İnsanların evlerine neden misafir olarak gittikleri görünsün ki? Bu kadar saçma şeyi de ilk defa duyuyorum. Sadece insanlar arasına karışsa, o zaman ne yapabilirler ki? Bu durumda birazcık gariplik var. Haklıydı. Misafirliğe gittikleri neden görünsün? Onlara karşı bir kötülük ya da bir hissiyatları olması lazım. Ya da daha farklı, daha üstleyici bir şey. Mahalleye geldiğimizde, ev burası diyerek gösterdi. Bahçeye girerken çoğu insan bize bakıp aralarında konuşuyordu. Kapıyı çaldı hoca. Kapı açıldığında kadın bize doğru bakarak hoş geldiniz dedi. İçeriye buyur ettiler. Yere doğru terlikleri koyacağı zaman zahmet etmeyin dedi. Hiç gerek. Sağ tarafa doğru geçtik odalara. Fırat Hoca salona doğru baktıktan sonra diğer odalara baktı. Bir enerji alınmıyor. Tamamıyla temizdi. Ben de açıkçası Fırat Hoca gibi düşünüyordum. Buraya geldiğimizde yoğun cin enerjileri, baskınlık yüzünden rahat nefes alamamı, böyle şeyler yaşayacağız diye. Ama hiçbir anormalite yoktu. Salona oturduğumuzda kadıncağız, çocuklar babasının yanına gitti. Evde durunca deli deli oluyorlar. Ben de her yeri sirke suyuyla sildim. İçeriden birkaç yerden Kur'an-ı Kerim sesi geliyordu. Şu yeni telefonlardan aldık. İçerlere koyduk her yerde Kur'an okunsun diye. Ama hiçbir faydası olmuyor. Kur'an-ı Kerim'in faydası olur. Sadece Kur'an-ı Kerim'i atlatmayı başarmalarının nedeni burada kesinlikle onlarla yapılmış olan bir antlaşma olmalıydı. İlk olarak nasıl başladı diyerek sordu Fırat Hoca. Kadın biraz düşündü. İlk kızımla başladı. Benim kızım saat 2:30 gibi okuldan çıkar. 3:10 geçe minibüsten iner zaten evin önünden geçiyor. Hemen gelir içeriye girer. Üstünü değiştirir. Ayıptır söylemesi börek yapıyordum. Yufka açıyordum. Kapı açıldı içeriye girdi. Ama o sabah da anahtarını unuttuğunu görmüştüm. Yani kaldırdım ben anahtarı kaybolmasın diye. Odasına gittiğinde aklıma geldi. Kızım sen eve nasıl girdin diyerek kalktım. Elim de yufkayı yağladığım için yağlıydı. Tutamıyordum yani kapı kolunu. Kapı kolunu açmaya çalıştım bir iki defa dirseğim kaydı. Kayınca kendisi açtı kapıyı. Kapıyı açmasıyla içeriye bir baktım. Kimse yok. Yani dokunmuyordum da. Kapı yani ben açtım hatırlamıyorum da diye. Kapı açıldı bir tarafından. İçeride yoktu. Evi gezdim yok. Bir korktum. Kızım kızım diyerek sağa sola doğru bağırdım yok. Tabii ki ellerimi yıkadım hemen kızı aradım. O da minibüste olduğunu, trafik olduğunu söyledi. Korna sesleri falan geliyor. Ve o zaman bu eve kim girdi? İlk bu başladı. Sonrasında akşam vakti beyim eve geldi salona geçti. Salona geçince sofrayı kurmaya başladım. Sofrayı kurmak için içeriye gittim. Kapı çaldı. Kızım da o sırada baban geldi. Sofrayı kur demiştim içeriye. Örtü beziyle beraber kapıyı açtı. Poşetlerle beraber bizim bey. Çocuk da şaşırdı. Çünkü duydu sesini poşetlerin. Alıp içeriye getirdiğim poşetler öylece ona bakarken arkama döndüğümde sanki alınıp götürülmüş gibiydi. Yoktu ortada da. Kızınız peki bu saldırıyı gördü mü daha sonra? Sadece siz mi görüyordunuz başlarda dedi. Fırat Hoca'ya doğru bakıp düşündü. Oğlum da görüyordu. Oğlum 9 yaşında. Şimdi bu olaylar var diye amcasının yanında kalıyor. Sabahleyin kızımı göndermiştim servis aldı. Çocuğun boğazı şişti. Göndermedim onu. Dedim bir ıhlamur kaynatırım sana nane limon. İyileşirsin bir günde toparlarsın. Nane limonu koydum. Affedersiniz midemi bozmuşum. Tuvalette birazcık uzun kaldım. Çıktım. Kaynamış zaten nane limon hemen. Koydum onu. Odaya gittim. Bizim çocuğun boynunda atkı sarılı. Atkılar da boşta. Yani benim odaya girip yukarı taraftaki borcu alıp indirmem, içinden de atkıları çıkarmam lazım.
Atkı sarılı. Onu geçtim, çocuk nane limon içiyor. Hem de benim koyduğum bardağın aynısından. Yani dolabın açılıp üst taraftan da o bardağın alınması lazım. Oğlum sen nasıl aldın bunu diyorum. Sen getirdin yerine Atkı ile beraber diyor. Allah Allah. Çocuk direkt Züleyh görüp bir de temas var. Bunun olması çok mümkün değil. Tamam, söylenilen kabile burada olsa bile imkanı yok böyle bir şeyin. Oradaki bizimle gelen yaşlı adam da işte mecburen daha gitmek zorunda kaldım. Onlardan yardım istemek için. Elim kolum bağlı evlat. Ne görsem ne desem hiçbir şey bilmiyorum. Neresinden tutsam elimde kalıyor olay. Haklısınız, haklısınız. Sizlik hiçbir şey yok burada. Düşünmeye başlamıştı Fırat Hoca. Aklıma siyah kan geldi. Hocam, şu da yeni vakadan çıktığımız yer. Siyah kan kullanarak büyük bir büyü yapabiliyordu. Acaba bu da siyah kanla beraber insanların sonuçta bilenlerini tamamıyla farklı bir şekilde tasımlıyordu. Onun gibi bir şey olabilir mi? Aslında sizin düşündüğünüz gibi daha büyük değil de daha çok illüzyon üzerine, kandırmak üzerine. Olabilir Sefa. Siyah kan büyücüsü olabilir. Düşündüğün gibi olabilir bu da. Ama siyah kanı bu kadar etkin kullanmak çok zordur. Kullanması için temas veyahut dilden bir onay alması lazım. Hanımefendi, yalan söylerseniz çocuğunuza gelecek zararı az çok anlayacak kadar badire gelmiş başınıza. Büyüye hiç ulaştınız mı? Fitne fesatlık yaptınız mı? Veyahut fal baktırıp ya da fala baktınız mı? Kadın, hiçbirine bakmadım ya da yapmadım. Çok korkarım. Hatta dedikodunun olduğu yerde durmam. Çünkü bir gün o dedikodu yaptığım kişilerin benim de arkamdan aynı şekilde konuşabileceklerini bilirim. Hayır olmaz dedi. Eşiniz veyahut çocuğunuz bilmeden büyüye veyahut fala bulaşma şansı çocuklardan yana hiç şüphem yok. Onlardan bir zarar olmaz. Ama beyin bir şeye bulaştı mı derseniz kumar oynamışlığı vardır. Hocama da söyledim. Kumardan sonra hatta bir süre şu define takıntı işlerine girdi. Baktılar ettiler ama hiçbir şey bulamadılar. Kendisi de zaten inkar ediyor. Ne define bulmuş ne de bir şey. Define için hocam, gittiği bir hoca filan. O da yok. Baktım Fırat, tertemiz. Yıldıznamesinde üzerinde etki bile yok. Hanedeki hiç kimsenin ya da hanenin. E o zaman yoktan cinniler gelip alay edip bu denli yüksek gösterip kaçıyorlar mı? Evi gezebilir miyim diyerek sordum. Tabii tabii dedi kadın. Kur'an-ı Kerim okunan telefonların yanına doğru gittim. Hepsi doğruydu. Yanlış bir şey açılmamıştı. Odaları gezerken bir gariplik de yoktu. Her şey normal, yerli yerinde. Kadının söylediği gibi odalar sirkeli suyla temizlenmiş. Yoğun bir sirke kokusu geliyordu. Dolapların aralarından içine doğru bakıp anormal bir şey görebilir miyim diye düşündüm. O da yoktu. Tam odalardan çıkmışken "Sen eve misafir olarak mı geldin abi?" diyerek arkadan bir ses geldi. Arkamı dönmedim. Direkt çıktım, kapıyı kapattım. Net bir şekilde insan enerjisi. Arka taraftan cinli enerjisinin kırıntısı bile yok. Ses net Ademoğluna ait. O evdeki çocuğa yüzünü görmek istemedim. Direkt olarak kapıyı açıp salona girdim. "Evladınız amcasının yanındaydı değil mi?" "Evet," dedi. Direkt Fırat Hoca'ya doğru bakıp "Az önce odada bir çocuk bana misafir olarak mı geldiniz?" diye seslendi çıkarken. "Burada mı şu anda?" diyerek ayağa doğru kalktılar. Arkamı dönüp bakmadım. Şu anda orada olacağını zannetmiyorum. Bunu yapabilmesi için benim de önce bu çocuğun sesini duymam gerekmiyor mu? Zihnimde oluşması için. "Evet," dedi iki hoca da. Çocuğun sesini direkt duydum. Dönüp yüzüne bakmadım ama. Sadece sesi. Bunu bana nasıl verdi? Onun sesini taklit edebiliyor biri olsa kesinlikle benim zihnimde yer edinmiş olması lazım. Çocuğu ne gördüm ne duydum. İkisi de hocaların birbirine baktı. "İşte bu durum olayı size anlatmama neden oluyor," dedi adam. Fırat Hoca düşünceliydi. "Sana hatırlıyor musun gelmeden önce söylediklerimi? Bir bebek ve organlar hakkında." "Evet, hatırlıyorum." "Peki o organlara bir kan bağlasın ve o kan tüpleri siyah kanlı olsa?" "O zaman olur. Siyah kan büyücüsü olur. Ama bir de Babil'in lanetli vudusunu kullanabilecek birisi." "Nasıl yani?" diyerek adam da şaşırdı. "Hem vuduyu kullanabiliyor
Hem de siyah kanla büyü mü yapabiliyor? Oldu olacak bir de şeytanla evli olsun. Şeytan onunla evlenmek için daha çok heveslidir dedi Fırat Hoca. Kadın da korkuyla bize doğru bakıyordu. O sırada içeriden anne, anne diyerek bir ses geldi. Oğlum diyerek odaya doğru koşacakken Fırat Hoca direkt sol dirseğini açtı. Mührün olduğu yere doğru sağ uç içine direkt sürtüp ağzına doğru getirdi. Anlaşılan birilerinin ikna olması lazım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.